özellikle genelde ruhsal bozukluk deyince ilk akla gelen sanırım gebelik döneminde ve sonrasında da belki emzirmek istememe, bir moral bozukluğu, hiçbir şey yapmak istememe, buna yönelik acaba ben kötü bir anne miyim diye düşünme, belki bebek reddine kadar gidebilecek bazı düşünceler olabiliyor. Böyle şeyler hisseden kadınlar, yani bu semptomların, böyle düşüncelerin bir önemi var mı bu dönemde? Aslında bunlar çok güzel yine dile getirdiniz. Bunlar aslında depresyon dediğimiz aslında çok da bilinen ama bir o kadar da atlanan, fark edilmeyen tablonun belirtileri olarak karşımıza çıkabilir. Ya da kaygı bozuklukları gibi daha birçok segment bozukluklar var ama bozuklukları gibi hastalıklı durumların bir sunumu olarak karşımıza çıkabilir. Çalışmalar gösteriyor ki her beş kadından birisi gebelik ve doğum sonrası dönemde depresyon ve kaygı bozuklukları başta olmak üzere psikiyatrik bozukluklar yaşıyorlar. Ve bunların %75'i tedaviye başvurmuyor. Önemi var mı? Çok önemi var. Ama %75 gibi bir grup bu önemin farkında değil ya da farkında olsa bile yardım arayacak imkana sahip değil, cesarete sahip değil, çevreye sahip değil, bilgiye sahip değil, her neyse ama bir şekilde yardım alamıyor. Haliyle evet önemli ve bu dönemde yardım arayışını da yardım edilmesini de tavsiye ediyoruz tabii ki.